Evet arkadaşlar, bu akşam haklarımızdan bahsedeceğiz. Güzel, zevkli bir konu. Devlet ile kişi arasındaki kamu haklarından, özel haklarımızdan, işte belirli olan hakları var. Devlete karşı bir takım haklarımız var. Devletin bize verdiği bir takım haklar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Hakkımızı korumak tabii ki önemli. Bazen çok haksızlıklarla karşılaşıyoruz. Bu her alanda olabiliyor arkadaşlar. Bazen iş yerinde, bazen farklı yerlerde haksızlığa uğrayıp hakkımızı aramamız gerekiyor. Bu noktalarda devletin bize verdiği bazı haklar var. Hukuki yollar var arkadaşlar. Hukuki yollarla hakkımızı aramalıyız her zaman. Ve şimdi bu düzenin kişilerin tanımış olduğu yetkileri hak etmiyor arkadaşlar. Belli olmaz, tanımlara dikkat edin bakın. Bazen soruyorlar. Hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkileri hak diyoruz. Bu kadar basit. Şimdi kamu haklarımız var arkadaşlar. Bir de özel haklarımız var. Aslında bir kamu hakkı bir de özel hak diye ikiye ayrılıyor bunlar. Şimdi kamu haklarından yüzeysel anlatacağım. Çünkü bu 1982 Anayasası'nda var bu konu. O yüzden şimdi buraya koydum, böyle yüzeysel bir şekilde anlatayım geçeyim. Orada daha detaylı 1982 Anayasası'nda yer alan temel hak ve ödevler bir sürü var, çünkü çok var. Tabi bunların hepsini nasıl aklımızda tutacağız? Karışan yönleri var. Bunları şimdi şöyle bir ana hatlarıyla geçeyim. 82 Anayasası'nda daha detaylı anlatırız. Aslında bugün konumuz daha çok özel haklar olacak. Kişilerin birbirlerine karşı sahip olduğu haklarından bahsedeceğim. Ama yine de konu bütünlüğü açısından onu da bir ana hatlarıyla geçeyim. Belki soru bankalarında, bazı soru bankalarında karışık soruyorlar. Burada konuyu alıyorlar bazı soru bankaları. Bazıları alıyor, bazıları almıyor. Şimdi bakın, kamu hak adı üstüne. Devlet ile kişi arasındaki hakları düzenleyen haklarımız kamu hakları arkadaşlar. Bak sorar. Kişilerin birbirlerine karşı derse eğer, bakın şurada kişilerin birbirlerine karşı sahip oldukları haklar derse özel haklar. Bu kadar basit. Ve şimdi kamu hakkında arkadaşlar, sileyim. Şimdi kişisel kamu hakları var, sosyal ekonomik hakları var, bir de siyasi kamu hakları var. Kişisel haklarımız bizim neler arkadaşlar? Koruyucu haklar da deniliyor bunlara. Kişinin serbestçe gelişmesini, amacını güden, devletin karışmasını amaçlayan haklardır. Bu nedenle negatif statü hakları da deniliyor arkadaşlar. Örnek işte kişi hakları bakın. İşte kişi dokunulmazlığı zaten adı üstünde. Özel hayatın gizliliği, din ve vicdan hürriyeti, sizin kişiliğinize, sizin kişisel haklarınıza konu şey olması gerekiyor. Bak adı üstünde kişi dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, din ve vicdan hürriyeti. Buna kimse karışamaz arkadaşlar. Sosyal ve ekonomik hakları ise kişinin toplumsal hayatı içindeki sosyal ve ekonomik faaliyetleriyle ilgili. Adı üstünde sosyal ve ekonomik. Mesela hakları isteme hakkı da pozitif statü hakları olarak geliyor. Arkadaşlar sosyal ve ekonomik hakkınız, bakın sizin devletin size verdiği sosyal ve ekonomik haklar. Öğretim hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, çalışma ve sözleşme hakkı, konut hakkı. Bunlar da sosyal ve ekonomik sizin toplum içindeki haklarınız. Bir de siyasi haklarımız var bizim. Siyasi kamu haklarımız var. Devlet yönetimine ve siyasi kuruluşlara katılmaya yönelik haklar. Bu haklara katılma hakkı aktif statü hakkı da deniliyor. Bu da siyasi ne olur? Mesela seçme hakkı, dilekçe hakkı, vatandaşlık hakkı. Bunlar da siyasi haklar kapsamında. Aslında basit. Yani bunları sorular sorduğu zaman çok da aşırı zorlamaz diye düşünüyorum. İşte aşağıdakilerden hangisi işte kamu haklarının işte sosyal ve ekonomik haklar kapsamındadır? Şıklara koyacak mesela dilekçe hakkı. Şimdi vatandaşlık hakkını koyacak. Arkadaşlar bunlar siyasi hak. Dilekçe hakkı, seçilme hakkı mesela bak. Siyasi hak. Kişi dokunulmazlığı koyacak şıklara. Kişisel hak. Kişi hakkı. Dikkat edin. Şimdi bir sürü hak var. Dediğim gibi bunların çok detaylarına sonra gireceğiz. Arkadaşlar. Buraya koydum. Böyle bir yüzeysel bak aklınızda bulunsun. Mesela kişinin hakları ve ödevlerine baktığımız zaman kişi dokunulmazlığı, maddi manevi varlığı, bak sizin kişiliğinize yönelik zorla çalıştırma yasağı, kişi hürriyeti güvenliği, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme, yerleşme bir sürü var. Miras, mülkiyet, hak arama, ispat. Sosyal ve ekonomik haklarda genelde bakın iş hayatı ile ilgili şeyler.
Ama karışan şeyler vardır mesela. Ailenin korunması ve çocuk hakları mesela karışır. İşte siyasi haklar ve ödevler zaten buradaki sorularda arkadaşlar. Mesela şu siyasi haklar aklınızda tutarsanız Türk vatandaşlığı, seçme seçilme hakkı, kamu hizmetine girme hakkı, mal bildirimi, vatan hizmeti, vergi ödevi, dilekçe ve bilgi edinme, kamu dilekçesine başvurma hakkı. Bunlar aklınızda tutarsanız bunlar biraz daha kolay. Ha bunlar şu kişi haklarıyla sosyal ve ekonomik haklar birbirine biraz karışıyor. Ben bunları zaten özellikle işaretleyeceğim. Şuraya şöyle yazdık ama mesela burada özellikle zorla çalıştırma yasağı kişinin hak ve ödevleri arasında yer alırken mesela çalışma hakkı ve ödevi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler içerisinde yer alır. Bu karışır mesela. Karışanları böyle yazdım. Daha sonra orada daha iyi detaylı şey yapacağım. Mesela çalışma hakkı. Çalışma. Çalışmak neyle ilgili? Ekonomik arkadaşlar. Bu çok karışır. Çalışmak sosyal ve ekonomik haklarla ilgilidir. Buna dikkat edin. Konut okunmazlığı bir kişinin hak ve ödevleri içinde yer alıyor mesela. Ama burada da konut hakkı çok karışır. Konut hakkı. Bak bu da yine sizin konut hakkınız. Şimdi bak konut dokunulmazlığı. Konutunuza kimse dokunamaz. Bu sizin kişinin hak ve ödevi. Kişinin hakkı. Sizin konutunuza kimse dokunamaz. Ama konut hakkı, hani konut hakkı da aklınıza belki şeyden gelsin. Bu TOKİ. Mesela devlet TOKİ yapıyor. Bakın sosyal devlet anlayışı demiştik ya. Sosyal ve ekonomik haklar içinde. Bu bazen karışır. Bunları zaten bol bol soru çözerek pekiştireceğiz. Merak etmeyin. Mülkiyet hakkı yine kişinin hak ve ödevleri. Bak siz özel mülkiyet. Bir eve sahip olabilirsiniz. İstediğiniz evi satın alabilirsiniz. Ama toprak mülkiyeti. Bu sosyal ekonomik haklarda karışır çok. Toprak mülkiyeti bak. Bu da devletin sosyal ve ekonomik haklar 82 arasında sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler içerisinde yer alıyor. Buna dikkat edin. Mülkiyet hakkı kişinin hak ve ödevlerinde ama toprak mülkiyeti sosyal ve ekonomik. Bir de dernek kurma hürriyeti karışır. Dernek kurma hürriyetiyle senika kurma hakkı karışır. Şimdi dernek kurma hürriyeti kişinin hak ve ödevleri için yer alıyor arkadaşlar. Dernek kurabilirsiniz. Ama sendika kurma hakkı sosyal ve ekonomik haklarda. Yani sendikalar niçin kurulur? Arkadaşlar, işçilerin haklarını korumak için işçi, bak, ekonomik ve sosyal ödevler içerisinde yer alıyor. Dikkat edin bunlara. Daha, çok daha detaylı zaten anlatacağız dediğim gibi bunları. Böyle ben eşleştirme tablosu yapacağım. O eşleştirme tablosu ve sorularda çok da aşırı da ayrıntı soracağını da düşünmüyorum ama soru gelir mi? Gelme ihtimal çok yüksek. Çünkü artık bu anayasa hukuku kapsamında yer aldığı için 82 anayasasıyla ilgili bize çok soru geliyor arkadaşlar. Mutlaka buradan soru gelme ihtimali yüksektir. Şimdi gelelim bizim asıl konumuz özel haklar arkadaşlar. Yani özel hukuktan doğan. Bak dikkat et kişilerin birbirlerine karşı sahip olduğu haklar bunlar. İki kişi arasında olacak kişilerin birbirlerine karşı sahip olduğu haklar. Şimdi bir de burada dikkat etmemiz gereken bir şey var bak. Kamu haklarından farklı olarak özel haklardan herkes yararlanıyor bak. Özel haktan herkes yararlanıyor. Ama kamu hakkında herkes yararlanmıyor. Demek ki kimler bunlar? Mesela özel haklardan yararlanmada yabancılarla vatandaşlar arasında esas olarak ayrım yok. Bak yani işte bir mülkiyet hakkı işte daha bir sürü az önceki bu özel haklardan yararlanmada yabancılarla vatandaşlar arasında esas olarak ayrım yok. Şimdi biraz sonra bahsedeceğimiz işte mesela bir sürü haklarımız var. Mesela yaşama hakkından tutun da daha birçok hak. Oysa kamu haklarına yararlanabilmek için bir takım koşullara sahip olmak gerekiyor. Mesela çok basit. Daha önce de bahsetmiştik. Memur olmak için Türk vatandaşı olmak gerekir. Bak, dikkat edin arkadaşlar. Memur olmak için Türk vatandaşı olman lazım. Şimdi bundan o zaman yararlanamıyor yabancılar. O zaman size böyle bir bilgi veriyorum derse ne diyeceksin? Ya da böyle de sorabilir. Der ki bilgi verir, özel haklarda yararlanan yabancılar vatandaşlar arasında esas olarak ayrım yoktur. Ama kamu haklarına yararlanabilmek için bir takım koşullara sahip olmak gerekir. Memur olmak için Türk vatandaşı olmak. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Diyelim, geçelim. Şimdi arkadaşlar biz bu hakları işte nitelikleri bakımından haklar
konulara bakımından özel haklar, işte kullanımları bakımından haklarımızı nasıl kullanıyoruz, hukuki etkileri bakımından haklar olarak ayıracağız. Şimdi nitelikleri bakımından haklardan başlayalım. Nitelikleri ikiye ayırıyoruz bakın nitelikleri bakımından. Mutlak haklar, nispi haklar. Çok basit arkadaşlar. Şimdi bizim bir mutlak haklarımız var, bir de nispi haklarımız var. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken mutlak haklar ne demiş? Tanımını da bir yapalım. Tanımını da sordular daha önce KPSS'de sen bunları hep sordular arkadaşlar. Dedi ki mesela sahibine maddi ve manevi olmayan mallar ile kişiler üzerinde geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri sürebilen haklara ne denir? Mutlak. Burada anahtar kelimelerden yaklaşıksın soruyu. Bak altını çizdim. Herkese karşı arkadaşlar. Senin herkese karşı ileri sürebildiğin hakların mutlak hakların. Ama sadece belirli kişilere karşı ileriye sürebildiğin haklar derse nispi haklar. Herkese karşı diyorsan mutlak herkese. Sadece belirli kişilere karşı sürülebilen özellikle işte iki kişi arasında mesela derse nispi. Hatırlarsanız bunu borçlar hukukunda da bahsetmiştik değil mi arkadaşlar? Sadece iki kişi arasında demiştik nispi. Yani nispeten nasıl bir aklınıza kalsın nispi. İki kişi, sadece belli kişilere. Şimdi bak mutlak haklarımızda mesela bunları bize örnek olarak soracaklar daha çok. Mesela aşağıdaki hangisi mutlak haklarımızdandır? Aşağıdaki hangisi nispi haklardandır? Sen neye yarayacaksın? Herkese karşı ileri sürebiliyor muyum bu hakkımı? Yoksa sadece belli kişilere mi? Mesela bak mülkiyet hakkı. Herkese karşı mülkiyet hakkım vardır kardeşim. Herkese karşı. Telif hakkı, patent hakkı. Sen bir kitap yazdın. Ya da telif hakkı ile patent hakkı aynı şey değil arkadaşlar. Telif hakkı bir kitap yazdıysan eğer o kitap bunun telif hakkı sana aittir. Diyelim ki patent hakkında ise bir şey icat ettiysen yani bir şeyin ilk sen yaptıysan, mucidi sensen bunun patentini alabiliyorsun. Ve bakımları herkese karşı ileri sürebilirsin. Belli bir kişiye karşı değil, herkese karşı. Aynı haklarımız vardır arkadaşlar. Bu da mutlak haklar kapsamında. Aynı haklar neydi arkadaşlar? Eşya üzerindeki haklarımız. Daha önce bahsetmiştik. Eşya üzerindeki haklarımızdı özellikle. Bunu da herkese karşı ileriye sürebiliriz. Velayet ve vesayet hakları. Bak, senin çocuğunun velayeti, değil mi? Herkese karşı ileriye sürebiliyorsun. Nispi hakları sadece ilişkiler. Örneğin mesela bak, alacak hak. Kardeşim alacak kimden alacağın var? Ahmet'ten. Sen tutup da gidip Hüseyin'den istemezsin alacağını. Yani sadece belirli bir kişiye karşı, belli kişilere karşı. Tamam mı arkadaşlar? Yalnızca borçluya karşı mesela. Buna nispi hak. Size muhtemelen böyle söyleyebilir. Diyecek ki işte bir alacaklarının yalnızca borçluya karşı ileri sürebileceği haktan bahseder. Bunun nispi hak olduğunu bilmeniz lazım. Diyorum, geçiyorum. Şimdi bir de konuları bakımından özel haklarımız var arkadaşlar. Konuları bakımından. Bir mal varlığı haklarımız var. Bir de kişilik hakları var. Yani bunları da hukukumuzda ayrı ayrı koyulmuş 82 Anayasası'na. Şimdi mal varlığı çok basit. Kişinin parayla ölçülebilen. Yani mal varlığı içinde yer alan haklar. Ev, araba, ne bileyim her şey olabilir arkadaşlar. Parayla ölçülebiliyorsa. Ama parayla ölçülemiyorsa, kişilerin manevi menfaatlerini koruyan haklarsa kişilik hakları diyor ya, işte benim kişilik televizyonlarda bazen çıkıyor işte kişilik haklarına ne diyor kişilik haklarına aykırı davrandı diyor mesela. Senin kişinin vücut bütünlüğüne, onuruna, şerefine, haysiyetine, itibarına, sırlarına aykırı bir durum varsa bu senin kişilik haklarındır. Ama senin evine geliyor birisi, senin evine diyelim ki televizyonlar çok izliyorsunuz. Adam bir inşaat yapıyor. İnşaatı yaparken senin evine zarar veriyor. Ne yaptı? Senin mal varlığına zarar verdi. Senin kişilik hakkına zarar vermedi. Ama adam sana küfür ediyorsa, sana dilinden, dininden, ırkından dolayı hakaret ediyorsa, bu senin kişilik haklarına burada bir aykırı bir durum var. Bu durumda tabii ki sen dava yoluyla devletten hakkını arayabilirsin. Gidersin tazminat davası açarsın ya da işte
farklı şekilde genelde tazminat davası tabii ki. Geçiyorum. Şimdi bir de bizim kullanımları bakımından haklarımız var arkadaşlar. Kullanımları bakımından özel haklarımız var. Yani devredilebilmeleri bakımında devriliyor mu, devredilmiyor mu? Bakın bize geçen yıl sordular. Şimdi biraz sonra soruyu da göstereceğim. Çok güzel bir soru sordular gerçekten bize de. Şimdi devredilebilmeleri bakımından, kullanımları bakımından. Şimdi bizim bazı haklarımız vardır. Her hakkını devredemez. Bazı haklarımızı devredebiliriz ama bazı haklarımızı devredemeyiz arkadaşlar. Devredilebilen haklarımız nelerdir? Mesela sen telif hakkını devredebilirsin. Patent hakkını devredebilirsin. Alacak hakkını devredebilirsin. Ayni hak, dikkat et bak ayni hakkı sorarlar. Kişinin eşya üzerindeki hakları devredebilirsin. Mülkiyet hakkını devredebilirsin. Rehin hakkını devredebilirsin. Arkadaşlar yani sahibi tarafından başkalarına devredilebilen. Hatta bu miras yoluyla mirasçılara geçen haklara da biz devredilebilen haklar diyoruz. Miras kaldı sana. Ne oldu? Bak devre oldu. Yani özel hakların büyük bir bölümü devredilebilen haklardan oluşuyor arkadaşlar. Tamam mı? Telif hakkını başkasına devredebilirsin. Patent hakkını. Al kardeşim patentini sana veriyorum. Al telif hakkını sana veriyorum. Alacak hakkını. Birisinden borcum var. Birisinden alacağım var. Şey borcum var diyelim ki. Pardon alacağım var. Bu hak da devredilebiliyor. Tabii ki yani bu bir sözleşme. Bir notere gidersin. Bir sözleşme yaparsın filan. Aynı hak. Eşya üzerindeki haklarımız. Mülkiyet hakkımız. Tabii ki tapuyu gidersin. İstediğin kişinin üzerine yaparsın. Rehin hakkı. Yine bunların hepsi bakın arkadaşlar devredilebilen haklardır. Sizin rehin hakkı derken de arkadaşlar özellikle yani bunların çok ayrıntıları var ama biz EKPS'de o kadar ayrıntıya girmiyoruz. Normal KPSS'de çok ayrıntılı rehin hakkı. Mesela taşınabilir ya da taşınmaz rehin hakları var. Sizin taşınabilir bir arabanıza, bir evinize rehin koyulabilir. Mesela borcunuz var, ödemediniz. Taşınmaz veya taşınabilir malınıza rehin hakkı da koyulabiliyor ve bu devredilebiliyor arkadaşlar. Bakın önemlidir, dikkat edin. Bunların hepsi önemli. Şimdi devredilemeyen haklar, kişiye bağlı haklar. Devredilemeyen. Şimdi arkadaşlar özellikle kişiye sıkı sıkı bağlı olan haklar, miras yoluyla da mirasçılara da geçmez. Mesela örnek, ergin kılınmaya talep hakkı. Nişanı bozmak, mesela evlilik hakkı, boşanma davası açmak, soy bağının reddi hakkı, evlenme hakkı, nafaka hakkı, intifa hakkı, kullanma ve yararlanma, sürme hakkı, oturma hakkı. Şimdi açıklayalım. Şimdi arkadaşlar siz yani benim yerime git nişanı boz diyemezsin. Benim yerime git evlen diyemezsin. Böyle bir hak yok. İşte başkasını devredemezsin yani sen bu evlilik hakkını ya da nişanı bozma hakkını. Ergin kılınmayı talep hakkı. Git benim yerime ergin ol diyemezsin yani. Boşanma davası git benim yerime boşanma davası aç diyemezsin. Bunu devredemezsin. Bunu senin yapman lazım. Bunlar asla devredilemez. Soy bağının reddi. Kesinlikle başka birisine devredemiyorsun bunları. Evlenme hakkına. Bak nafaka. Mesela buna dikkat edin. Şimdi nafaka hakkı devredilir mi kardeşim? Sen nafaka evlendin, boşandın. Ondan sonra ben işte nafaka hakkımı başkasına devrediyorum diyemezsin arkadaşlar. İşte bunun çok ihtiyacı var. Atıyorum A kişisi B kişisine ben bu nafaka hakkımı devredeyim. Benim yerim o az. Diyemezsin böyle bir şey yok. Devredemezsin. İntifa diye bir kavram var. İntifa arkadaşlar şimdi kullanma ve yararlanma anlamında kullanılıyor daha çok intifa. Yani bir evde sen kiracısın, kullanabilirsin, yararlanabilirsin. Biz buna intifa hakkı diyoruz. Ama yani bu evi kullanma ve yararlanma hakkın var ama sen bunu başkasına devredemezsin. Sükne hakkı da vardır. Belli olmaz çıkar mı çıkar diye koydum buraya. Oturma hakkı deniliyor. Yani benim yerime gitsen otur diyemezsin. Sen sözleşmeyi kimle yaptın? Ev sahibiyle yaptın. Sen şunu şarjı takayım. İntifa, sükne hakkı, yani kullanma ve yararlanma, oturma hakkı. Yani tutup da sen gidip ev sahibiyle bir sözleşme yaptıktan sonra gidip de daha sonra ya git işte sen orada otur benim yerime diyemez.
Bunlar da yine bazen çıkar. Bunlar devredilemez ama çok zor sormuyorlar arkadaşlar. Bakın örnek bu yıl KPSS'ye çıkan soru. Arkadaşlar, kişiye bağlı olmayan bir hukuki işlemle veya miras yoluyla başkalarına geçebilen haklar devredilebilen haklardır. Hangileri devredilebilen haklardandır? Bak, devredilebileni sormuş, gördün mü? Evet, ne dedik? Rehin hakkı devredilebilir. Ama nafaka hakkı asla devredilemez. Mülkiyet hakkı devredilebilir. Zaten bak burada üçü direkt buldun. Yani mülkiyet hakkını, yani hiçbir şey bilmesen bile mülkiyet hakkının devredilebildiğini çok rahat tahmin edebilirsin. Gidersin arabanı, evini her türlü devredebilirsin. İşte devren satılık, devren kiralık. Bazen ilanlarda da görürsünüz. Sen mesela dükkanını devren kiralayabilirsin. Devran satabilirsin. Mülkiyet hakkı devredilebilir tabii ki arkadaşlar. Zaten üçü buldum bak. Üç varmış. Yalnız üç varmışlıklarda yok. Nafaka hakkı. Kardeşim nafaka hakkı devredilebilir mi? İmkanı yok, devredilemez. Yani sen tutup da benim yerime gittin nafakayı al. Başkasını devredemezsin bu nafaka hakkını sen. Bunu da buldun. Bir rehin konusunda birazcık şey olabilir. Ama dediğim gibi yalnız üç de yok. İki üç olamaz zaten. İki olanları eledik. Bak. Bunları eledik. Bunu eledik. Ya yalnız bir ya da bir üç. Üç kesim var zaten kardeşim. Üç kesim var. Bak doğru cevap. Ceyhan. Rehin hakkı ve bakın bu arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle sorabilirler. Devredilebileni veya devredilemeyeni de sorabilirler. Burada böyle sormuşlar. Diyelim geçelim. Şimdi bir de hukuki yetkileri bakımından yani hukuki yetkileri bakımından haklar da var. Şimdi burada da dikkat etmemiz gereken çok basit arkadaşlar. Hukuki etkileri bir etki yaratacak. Belki yenilik doğuracak. Belki yeni bir şey, yeni bir kurucu yenilik doğuran haklar diyoruz. Yeni bir şey ortaya çıkacak. Yeni bir hukuki ilişki doğacak. Belki bir şeyler değişecek. Değiştirici. Çok basit. Bak yenilik doğuran haklar arkadaşlar. Sadece irade açıklaması ile yeni bir, bak sana ifadede buna dikkat et. Yeni bir hukuki durum dediği anda hemen diyeceksin ki he, yeni bir tane. Yenilik doğuran haklar, nizai haklar. Yeni bir hukuki durum ortaya çıkıyor. Arkadaşlar dikkat edersiniz. Yenilik doğuran haklar. Şimdi bu yenilik doğuran haklar kurucu, değiştirici, bir de bozucu olarak üçe ayırıyoruz biz arkadaşlar. Kurucu, değiştirici, bozucu. Şimdi eğer sahibinin tek taraflı irade açıklaması ile yeni bir hukuki durum ortaya çıkarma ve var olan hukuki durumu değiştirme ya da sona erdirme yetkisi veren haklar derse neymiş? Yenilik doğuran haklarmış. Peki siz derse ki sınavda sahibi tarafından kullanılmakla ve bak altını çizdim yeni bir hukuki ilişkinin doğmasına yol açan haklardır derse kurucu yenilik doğuran haklar arkadaşlar. Sadece kullanmak. Şimdi diyeceksiniz hocam bak burada da yeni bir ilişkinin doğması gerekiyor. Burada da yeni bir hukuki durum ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Ama kurucu yenilik doğuran şurada kurucu bak değiştirici bozucu. Zaten soru da sana o kadar şey sormayacaktır. Mutlaka bir ayrım verecektir orada. Ve buraya dikkat ederseniz burada sadece yeni bir hukuki ilişkinin doğmasını diyor. Bak burada ne diyor? Yeni bir hukuki durum ortaya çıkarma veya var olan hukuki durum değiştirme, sona erdirme. Bak hepsini veriyor sana. Yani ya yeni bir hukuki durum ortaya çıkıyor, değiştirebiliyorsun, sona erdiriyorsun. Yenilik doğuran haklar diyorsun o zaman. Ama sana sadece yeni bir hukuki ilişkinin doğması diyorsa. Bazen bak çok kolay sorular gelecek. Bu kadar kolay olur mu diye düşünmeyin. Sadece yeni bir durum diyorsa kurucu bir şey oluyor bak burada yeni bir sözleşme. Mesela alım, ön alım, geri alım hakları. Bakın bunlar kurucu yenilik doğuran hak. Değiştireceğiz ise var olan bir hukuk durumu değişmesi lazım bak. Değiştirmesini sağlayan. Mesela satılan ayıplı malın değiştirilmesi. Değiştirici bir tane diyelim ki gittin bir mağazadan bir şey aldın. Bir giysi aldın diyelim ki. Bir pantolon aldın kardeşim. Şimdi sen bu pantolonu aldın.
Kurucu yenilikte öğren hakkını kullandın. Ama baktın ki eve geldin. Pantolon işte defol. Üzerinde bazı lekeler var. Fark etmemişsin. Götürdün bunu geriye verdin. Ne oldu? Bak değiştirdin. Yenisini aldın. Geriye verdin. Ne oldu? Değişti. Değiştirici yenilikte öğren hakkı. Ama bak bozucu değilse arkadaşlar. Şimdi bozucuya geldiğimiz zaman da çok basit. Bozucuda da sahibinin kullanmasıyla mevcut bir hukuki durumu ortadan kaldıran. Mesela bozucu bir şeyi bozması lazım. Sözleşmeyi feshet. Bak bir sözleşme feshedilmesi. Bozucu yenilik doğuran haklar bunlar. Dediğim gibi arkadaşlar korucuda yeni bir şey olacak. Yeni bir hukuki ilişki doğacak. Yeni bir sözleşme yapıyorsun diyelim ki. Sonra sözleşmeyi bozuyorsan eğer bozucu değiştirici ise değiştirilmesi. Zaten ifadesinden değiştirilmesi diyorsa değiştirici. Yeni bir hukuk ediyorsa korucu. Eğer bir durum ortadan kalkıyorsa bozucu. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar bir de şimdi bunlar yenilik doğuran haklar. Yeni bir şey ortaya çıkıyor veya değişiyor veya bozuluyor. Fakat bir de alelade haklar var arkadaşlar. Alelade haklar dediğimiz haklar. Sıradan bak alelade sıradan. Şimdi bu hakların kullanılmasıyla mevcut hukukta hiçbir değişiklik olmuyor. Bak, sıradan haklar bunlar. Hiçbir hukuki değişiklik yok bak. Değişiklik yok. Velayet hakkı, vesayet hakkı. Değişmiyor kardeşim. Senin çocuğun üzerindeki velayet hakkın değişmiyor. Bunun alelade haklar içerisinde. Buna dikkat edin arkadaşlar. Diyelim geçelim etkilere bakımından. Şimdi hakkın kazanılması. Arkadaşlar biz haklarımızı kazanıyoruz. Bir hakkımız kazanıyoruz. Nasıl kaybediyoruz? Şimdi hakkın kazanılması demek bir hakkı kişiye bağlanması demek. Yani ve hakkın kazanılması bir hakkın kişiye bağlanması. Ama hakkın kazanılmasında arkadaşlar sen iyi niyetli olmak zorundasın. Yani bir şeyi alıyorken, satıyorken bir hakkı eğer devlet sana bir hak veriyorsa sen burada iyi niyetli olman lazım. İyi niyet kuralı diye bir kural var. Aslında bu bizim Orta Asya'da bile var biliyor musunuz? Sağ Orta Asya'da arkadaşlar. Mesela töre dediğimiz hukuk kuralları vardı. İşte könillik demiştik, adalet. Mesela orada da vardır. İyi niyet. Hukuk kurallarında da bu vardır arkadaşlar. Ve sen iyi niyetli olman lazım. Bu subjektif iyi niyet kuralı olarak da geçiyor arkadaşlar. Bir hakkın kazanılmasında bu hakkın kazanılmasına ilgili bilmemek iyi niyet olarak tanımlanır. Ve bir hakkın kişiye bağlanması üç sebepten olur. Hukuki olay, hukuki fiil, hukuki işlem. Şimdi bunları anlatacağım biraz sonra. Şuna bir örnek vereyim iyi niyete. Bak mesela satın alınan malı çalıntı olduğunu bilinmemesi. Evlendiği kişinin evli olduğunu bilinmemesi. Yani sen burada senin bir kötü niyetin yoktu bak. Yani kötü niyetin yok senin burada. Evet. Yani bir hakkı kazanırken diyor ki devlet sana kardeşim iyi niyetli olacaksın ve eğer kötü niyet varsa tabii bunun ayrı hukuki şartları var. Şimdi hakkın kazanılmasında evet iyi niyet etkili. Yalnız haklarımızı kullanırken arkadaşlar objektif iyi niyet diyeceğiz, dürüstlük. Sınavlarda soruyorlar bazen bunları. Biraz sonra söyleyeceğim onu. Şimdi 3-4 dakikamız kaldı. Biraz hızlı gideceğim. Bitireyim hemen bunları. Şimdi arkadaşlar hakkın kazanması nasıl kazanıyoruz hak? Hukuki olay, hukuki fiil, işlem var. Hukuki olay dediğimiz kişinin iradesiyle gerçekleşmeleri bakılmasın kendisine bir sonuç bağlanmış olaylardır. Çok basit bak. Hukuki olay, irade dışı arkadaşlar. Senin iradenin dışında olan doğum, mesela ölüm bak hukuki olaydır. Senin iraden var mı kardeşim doğumda ya da ölümde? Senin iraden ne değil? Allah'ın iradesiyle oluyor bu. Bu hukuki olaydır. Doğum ya da ölüm hukuki olay olarak tanımlanır. Ama senin iradenle gerçekleşen hukuki sonuç bağladığı bir davranış varsa bir fiil olacak. Hukuki fiil. Mesela odundan kendisine sandık yapmış. Bak senin iradenle gerçekleşti. Buna ne diyoruz? O zaman kişi sandık üzerine mülkiyet hakkına sahip oldu. Hukuki fiil diyoruz o zaman. Hukuki işlem ise bir kişinin veya aynı amacı yönelik olarak birden fazla kişinin bak burada dikkat irade beyanında bulunarak hukuki bir sonuç yaratması. Mesela vasiyetname düzenledin. Bak iki kişi arasında sözleşme yaptın.
Hukuki işlem evlilik sözleşmesi. Hukuki işlemdir arkadaşlar. Yani sonuç olarak dikkat etmemiz gereken burada arkadaşlar, irade dışı doğum ve ölümse hukuki olay oldu. Eğer iradesiyle, kişinin iradesiyle gerçekleştiyse hukuki bir fiil oldu. Ama bu eğer irade beyanı diyorsa, bak irade beyanında bir kişinin veya aynı amacı yönelik birden fazla kişi bir irade beyanında bulunarak bir hukuki sonuç yaratıyorsa, mesela vasiyetname, evlilik, bunlar da hukuki işlem oldu arkadaşlar. Dikkat edelim bunlara da. Geçiyorum. Hakların kazanış biçimleri. Peki haklarımızı nasıl kazanıyoruz arkadaşlar? Bir kişinin herhangi bir hakkı başkasından devralmak yoluyla kazanmasına devre. Yani arada bir kişi olacak. Mesela satım sözleşmesi. Ev satın aldın. Evin mülkiyet hakkını ne yaptın? Devren kazanmış oldun. Miras kaldı mesela. İşte devran satılık dükkan, devran kiralık dükkan değil mi? Bak arada bir kişi var, devren. Miras oluyor mesela, miras kalıyor sana. Birisinden kalıyor, arada bir kişi var, devren. Tamam mı arkadaşlar? Yani bir kişi herhangi bir hakkı kimseden devralmıyorsa, bak kimseden devralmıyorsa o zaman asla. Mesela bir kitap yazdın. Bu kitap bile senin hakkın arkadaşlar. Aslen kazanmaktır. Kitap üzerine telif hakkı. Bir avcının avladığı balık. Arada kimse yok bak. Aslen. Aslen bir devre. Aslen kazanma taşınma üzerine ise sahiplenme. Taşınmazlar üzerine ise işgal. Mesela boş bir araziye çadır kurdun. İşgal ettin orasını. Ama taşınırlar üzerinde ise sahiplendin. Buna dikkat edelim. Arkadaşlar. Bir de haklarımızı kullanış biçimlerimiz var. Bir dakikadan az kaldı arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim bitireyim hemen. Bir de dürüstlük kuralımız var. Bakın haklarımızı kazanırken subjektif iyi niyetli olacağız. Haklar kullanırken dürüstlük ilkesi geçerlidir. Objektif iyi niyet denir buna. Yani hani demiştik ya daha önce borçlar hukukunda işte 1 lira 1 lira 1 lira ödemeyeceksin borcunu. Dürüstlük, dürüst davranma. Bak arkadaşlar sordular. Geçtiğimiz yıl Türk Medeni Kanunu'na göre hakkın kötüye kullanılması yasağı hangisi kapsamında? Bak A şıkkı doğru cevap.